Yepyeni bir haftada yeni gelişmelerle ve sinema dosyalarımızla karşınızdayız. Sinemaskop'a hızla başlıyoruz ve sinema dünyasında herkesten bir adım önde oluyoruz. The name's Bond. James Bond. Ne kadar para verseler James Bond rolünü oynamayı kabul edersiniz? Şahsen ben bedavaya oynarım. Ama bu Daniel Craig için geçerli değil. Adam sıkılmış. Franchise'ından ayrılmak istiyor. Spectre'nin ardından artık Bond oynamaktansa bileklerimi keserim açıklamasıyla dikkat çekti. Ama dediğini yuttu ve 120 milyon sterlini kabul etti. Siz ne kadar Türk lirasına tekabül ettiğini hesaplaya durun. Biz de size Daniel Craig hakkında ayrıntıları anlatalım. It was too early to promote you. Well, I understand 00s have a very short life expectancy. O bir Bond. Bazen kovboy, bazen bir katil, kimi zamansa özgür bir dövüşçü. Daniel Wharton Craig 2 Mart 1968'de İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan eski bir Roma şehri Chester'da doğdu. Deniz ticaretiyle uğraşan Timothy James Craig ile resim öğretmeni Olivia Craig'in ablası Lee'den sonraki ikinci çocukları. Lisedeyken Hoy Lake Rugby Club'da oynayan Craig, 16 yaşındayken Ulusal Gençlik Tiyatrosu'na katılmak üzere Londra'ya taşındı. Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 24 yaşındayken kendini Hollywood sinemasında buldu. Çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde küçüklü büyüklü rollerde yer almaya başlayan Craig, ilk olarak 1992 yapımı The Power of One isimli filmde ufak bir rol aldı. Televizyondaki çıkışını ise 1996 BBC yapımı mini dizi Our Friends in the Cock'la yaptı. 1995 yılında Kate Winslet'la beraber oynadığı Fırlama Şövalye filmiyle birlikte hızla tanınan oyuncu, 97 yılına kadar daha çok televizyon film ve dizilerinde rol aldı. Bir süre sonra şansı beyaz perdede yaver gitmeye başladı. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. 1998 yapımı Aşk Şeytandır, Love is the Devil filminde parlak bir sanatçıyla onun aşığı ve resimlerinin ilham perisi olan erkek arasındaki çok karmaşık ilişkileri anlatan yapımda George Dreyer'ı canlandıran Craig, Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu 2001 yapımı video oyunu uyarlaması Lara Croft Tomb Raider filminde onun rakibi Alex West karakteri olarak yer aldı. 2002'de Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law ve Jennifer Jason Leigh'in başrollerinde olduğu Azap Yolu adlı Sam Mendes filminde yer alarak oyunculuk yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Craig bu filmde cinayetlere göz yuman ve Paul Newman'ın canlandırdığı İrlandalı çete patronu babasının gölgesinden saklanan Conor Rooney karakterini canlandırdı. I'd like to apologize. Yüzyılın büyük şairlerinden Sylvia Plath ve Ted Hughes'un arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle gözler önüne seren 2003 yapımı dram filmi Sylvia'da Gwyneth Paltrow'la başrol oynayan aktör, 2005 yapımı Steven Spielberg filmi Münih'te Eric Bana ve Geoffrey Rush'la rol kesti. 1972 Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan olayları anlatan bu filmde bir katil olan Steve karakterini canlandırdı. Hemen ardından da Adrian Brody ve Keira Knightley'nin başrolünde olduğu The Jacket'ta oynadı. They have asked me to head up the organization for the organized. Yılı Şubat ayına geldiğimizde ise Daniel Craig'in şansı iyice döndü. Çünkü adı sinema sektöründe yeni Bond olarak geçiyordu. 6 Nisan 2005'te 3 filmlik bir Bond serisi için 15 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın ilk filmi olan 21. Bond filmi Casino Royale, Kasım 2006'da vizyona girdi ve övgü dolu eleştiriler aldı. Böylece Craig, ilk Bond filmi Dr. No'dan sonra doğan, ayrıca James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming'in ölümünden sonra Bond rolünü oynayan ilk aktör oldu. The name's Bond. James Bond.
Tabii ilkler bununla da bitmedi. Bond'u canlandıran 6. aktör olmasının yanı sıra ilk sarışın Bond olarak da dikkatleri üzerine çekti. 1.80'lik boyunun diğer Bond'lardan kısa olması Ian Fleming'in esmer Bond karakterine tamamen ters düştü ve yine de performansı beğenildi. Hatta daha önce Bond rolünü oynayan 4 aktörden Timothy Dalton, Sean Connery, Roger Moore ve Pierce Brosnan'dan geçer not aldı. Casino Royale'den sonra sözleşmesinde bulunan Quantum of Solace filmini 2008'de, Skyfall'u ise 2012'de çekti. Hatta Skyfall filminin çekimlerinin bir kısmı ülkemizde, İstanbul ve Adana gibi şehirlerimizde yapıldı. Filmin 20 dakikası İstanbul'da geçiyordu. Hatta işin komik kısmı motosikletle olan bir kovalamaca sahnesi Kapalı Çarşı'nın çatısında başlıyor ve Adana merkezde bitiyordu. Ama olsundu. James Bond Daniel Craig Kapalı Çarşı'nın kiremitleri üzerinde düşmanlarını kovalıyordu. Ardından Spectre için bir sözleşme daha yapan Daniel Craig 2015'te tekrar Bond takım elbisesini üzerine çekti. Fakat yine de Spectre'nin gişesi Skyfall'dan ciddi oranda düşük kaldı. Çünkü Skyfall 1 milyar barajını çoktan aşmıştı. Tabi bu Spectre'den sonra bir devam filmi gelmesi fikrini etkilemedi. Welcome James. It's been a long time. And finally here we are. What took you so long? Birden İngiliz aktör Daniel Craig 007'nin takım elbisesini çıkarttığını açıkladı. Bileklerimi dahi kesseniz oynamam dedi. Hatta serinin 35 yıllık prodüktörü Michael Wilson, bizim Daniel Craig'le 5 filmlik bir kontratımız yok aslında diye bir açıklama da yapmıştı. Serinin yapımcısı Barbara Broccoli, Daniel Craig'i ikna etmek için kesenin ağzını iyice açtı ve 2 yeni film için 120 milyon sterlik bir teklif yaptı. Craig'i 5. kez Bond'u oynaması için ikna etti. Dedikodulara göre Craig, oyuncu eşi Rachel Weisz ile birlikte kamera karşısına geçmeyi şart koştu ve kabul etti. Bond serisiyle onlarca milyon dolarlık servet elde eden Daniel Craig'in Bond rolü kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Craig, hem sarışın olmasından dolayı görüntüsünden hem de oyunculuğundan ötürü fazlasıyla eleştirilse de herkese haksız olduklarını mükemmel oyunculuğuyla kanıtladı ve şimdiye kadar en fazla kazanan Bond da oldu. Filmografisinin son yılları Bond filmleriyle dolan Daniel Craig, 2011 senesinde Skyfall'u çekerken aynı zamanda yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı Stieg Larsson'ın kitabından uyarlanan The Girl with the Dragon Tattoo ve John Favreau'nun yönettiği, Harrison Ford'la başrolü paylaştığı Cowboys and Aliens filmlerinde de karşımıza çıktı. Yani bir sene içinde 3 filmin seti arasında koşturdu durdu. Steven Spielberg'ün The Adventures of Tintin adlı ilk animasyon filminin kadrosunda Sakarin adlı karaktere sesini verdi ve Dreamhouse yapımında da yer aldı. Dreamhouse filminde kendisine eşlik eden ve Darren Aronofsky'yi kendisi için terk ettiği söylenen oyuncu Rachel Weisz ile 2011 yılından beri evli. Aynı zamanda 92'de İskoç oyuncu Fiona Loudon ile evlenen Craig'in bu evlilikten 14 yaşında Ella adlı bir kızı da var. Bir de bir bayrak asma mevzumuz daha var. İlk filmi Mustang'le büyük bir başarı yakalayan ve en iyi yabancı film dalında Oscar'a aday gösterilen Türk yönetmen Deniz Gamze Güven, yeni projesi için ünlü yıldıza teklif götürdü. Daniel Craig de kabul etti. Güven'in yeni filminde Holly Berry ile başrol oynayacak. Yoğun bir sinema turunun ardından Sinemaskop'un yine sonuna geldik. Haftaya yine dolu dolu bir bölümle aynı gün ve saatte tekrar ekranlarınızda karşınızda olacağız. Hafta içi boyunca sinemadan haberdar olmak istiyorsanız da sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz filmde kalmasın. Hoşçakalın.